أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحكم في الله اسمي طارق من فرنسا. جنسياتي أتراك. ولدت في فرنسا والحمد لله بدأت أن أصلي في سنة 17 من سني والحمد لله أتعلم العربية منذ تقريبا سنة في مصر. أنا في مصر مع شخصين من ألمانيا والحمد لله ندرس اللغة العربية والقرآن الكريم وإن شاء الله أريد أن أتكلم خاصة مع الأشخاص من ألمانيا ومن أوروبا من جنسيات الأتراك إن شاء الله. سأتكلم باللغة التركية إن شاء الله، أحاول إن شاء الله أن أتكلم باللغة التركية. سأكون تركية konuşma çalışacağım إن شاء الله. Biraz zorluk çekeyim de إن شاء الله konuşma çalışacağım. Ben Tarık'ım, Fransa'da doğdum. 17 yaşında namaza başladım. Şimdi şu anda bir senedir Mısır'da Arapçayı ve Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Bu mesaj size söylemek istiyorum. Bu dünya fanidir yani. İyi düşün ölüm ve kavur. Biz yani bu dünyada zannediyoruz bu dünyada yaşayacağız. İşte bizimkiler ev alıyorlar falan. Ama son evimiz kavurdur. Ve kavurun bizim ailemizde kaç kişi öldü? Düşünmemiz lazım. Yani çünkü bu dünyadan sonra ebedi bir dünya başlıyor. Onun için önce akideyi öğrenmemiz lazım. Biz Müslümanız aslında. Aslında biz Müslümanız. Ama Allah'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu problemdir. Namaz kılmasını bilmiyoruz. Sünnet ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir genç bizim gençlerde yani Almanya'da tayfalar bilmiyorum da Fransa'da işte Almanya'da biliyorum da ona sordum işte hangi takım kazandı, hangi şeyi yaptı, Galatasaray'da kim oynuyor herkes bilir ama sorsan Allah nerede ya da nasıl namaz kılıyor hiç kimse cevap veremez. Onun için dinimizi öğrenmemiz lazım. Cenneti kazanmak için çalışmamız lazım. Aynı nasıl biz ev almak için Mercedes'e binmek için çalışıyorsak onun için öyle o diğer taraftan cennet için de çalışmamız lazım. Zaten bir tarafta cennet vardır. Diğer tarafta da cehennem vardır. Başka yol yok. Başka yol yok. Yani doktora gidiyorsun ya bekliyorsun ya öyle bir şey yok. Ya cehenneme gideceksin ya da cennete gideceksin. Onu düşünmemiz lazım. Bu dünyada 60-70 sene yaşıyoruz. Ceride ebedi bir dünyaya gideceğiz. Allah alem, Allah bilir nereye gideceğimizi. Allah bizi cehennemde korusun. Bunu iyi düşünmemiz lazım inşallah. Ve bunu da demek istiyorum. Ve Avrupa'da bu problem de var. Türkler, tek Türklerde de yani bütün Müslümanlarda ve diğer Müslümanlardan fazla danışma yok. İşte Türk camisi var. Ne bileyim Arap camisi var. Aslında bu İslam'da böyle bir şey yok. Türk camisi, Arap camisi. Cami'dir. Orada herkes, bütün Müslümanlar namaz kılar. Arap mı, Pakistanlı mı, ne olursa olsun, Amerikalı mı, ne olursa olsun camidir. Türk camisi böyle bir şey yok. Türk camisi, subhanallah. Bunu nereden çıkarttı? Milletçilik de çok bizde. Yok ben Türk'üm, yok ben Kürt'üm. Yok sen böylesin ya, sen biz sizden daha iyiyiz. En iyi insan, takvalı insan. Senin takva olduğun mu? Sen herkesten daha iyisin. Onun için biz sünneti arkasında yürümemiz lazım.
Hepimiz de kardeşiz. Vallahi yani size konuşurum yani. Ben 4 sene önce kuzenim bir kazada öldü. Kendisi namaz kılmıyordu. Saz falan çalıyordu. Tamam iyi. Subhanallah. Ama şimdi kabrıldı. Ben şimdi size konuşuyorum ama kendisi şimdi nerede yani Allah'a emanet. Yani bu dünya Allah dediği gibi yani oyun gibi bir şey yani. Oyundur yani bu dünya. Subhanallah. Onun için o ahireti düşünmemiz lazım yani. Barakallahu fik yani Allah sizden razı olsun. Beni dinlendiniz. Ben ne alimim ne hocayım. Ama tek yani normal bir aklım. İnşallah selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.